Sayın seyirciler, kısa aranın ardından hafta sonu moderatörüne devam ediyoruz efendim. Az önce de anons etmiştim. Konuğumuz Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Başkanın için bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Yeni sayılır henüz bir aylık bir süre. Yeşilay davet ediyor. Neye davet ediyor? Ramazan'ı fırsata çevirin çağrısı var. Neyi fırsata çevireceğiz? Şimdi hepimizin bildiği bir şey var. En basitinden bir sigara meselesi. Ramazan gelmeden önce özellikle sigara kullanan birçok vatandaşımız, birçok insan, etrafımızdaki insanlar hep Ramazan gelecek, sigarayı nasıl bırakacağız, ne olacak diye bir telaş içerisine kesinlikle girerler. Ama sonunda da hepsi işte Allah bize çok yardımcı oldu ve biz çok kolay oluşturduk diye bitirirler. Demek ki aslında Ramazan bir takım bağımlılıklarda en sık karşılaştığımız ve hani güncel hayatta en çok gördüğümüz sigarada dahi ciddi anlamda bir fırsat. Yani bu kişiler uzunca bir süre, hele şu anda günümüzde süre oldukça uzun, uzunca bir süre sigara içmeden, sigarasız kalabiliyorlar. Bu anlam aslında Ramazan'ın genel mantığına da çok uygun. Yani bizler oruçla aslında bir anlamda birçok isteğimizi erteleyip, öteleyip ya da yok sayabiliyoruz. Hı hı. En doğal isteklerimizi, işte yemekten, içmekten en doğal ihtiyacımız olan. Destekleyici güç, o manevi atmosfer herhalde. Kesinlikle öyle. Yani aslında inanç dediğimiz nokta bu. Yani insanın inanması denir ya, aslında bağımlılıklarda kişinin kendinin bu işe inanması çok önemlidir diye. Bunu görüyoruz. Yani evet, ben bu işi yapmamam gerekiyor. Belli bir sınırlama var, yasak var ve bu yasak ve sınırlamayla da benim kendime engel olmam gerekiyor deyip bu şekilde aslında insanlar kendilerini, milyonlarca insan belki kendini frenleyebiliyor dünyada. Bu şu anlama geliyor. Demek ki eğer insan iradeyle, istekle, inançla bir işe başlarsa bu bağımlılık zincirinden de çok kolay kurtulabiliyor. İşte Ramazan ayı bizim kültürümüzde, bizim inancımızda aslında bu anlamda bir egzersiz ayı. Belki de bir rehabilitasyon ayı. Kişinin kendine bir takım şeyleri gösterebilme ayı. Sen bunu yapıyorsun, beceriyorsun, burada bir fark yaratıyorsun ve bu nedenle aslında bunu normal günlük diğer hayatında da, diğer aylarda da uygulayabilirsin gösteriyor. Bu her şey için geçerli. Alkol için de geçerli. Mesela alkol alan birçok kişi Ramazan'da bırakır alkol almayı. Hı hı. Aslında bu dışarıdan bakıldığında çok kolay gibi görünmeyebilir. Ama insanlar bunu becerirler ve başarırlar. Nedeni ne? Yine bu anlamda bir inancın olması, bir istikrarın, bir kararlılığın olması kişide. Bu çok önemli bir şey. Aslında bizim kültürel olarak bir, tekrar söylüyorum, bir rehabilitasyon ayı gibi değerlendirmek lazım Ramazan'ı. Ve bunları yapabilme, bunları becerebilme hadisesinin diğer aylara da çok kolay aktarılması gerekiyor. Dediğiniz unsuru naçizane önemsiyorum. Zira caydırıcı yorumlar da yapılabiliyor. Önemli olan hiç içmemek, inanç boyutunda değerlendirip. Önemli olan hiç içmemek. Ramazan'da içmişsin, içmemişsin ne fark eder diye. Tam tersini düşünüyorum. Ramazan'a duyulan bu saygıyı çok takdir ediyorum. Ve insanın sizin söylediğiniz gibi kendini test etme anlamında da önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Ben bırakamam diyen insanlara sen bırakırsını göstermek aslında. Kesinlikle. Ben yapamamı düşünen bir insana sen yapabilirsini göstermek. Yani bu bir anlamda dediğiniz gibi test ve kişinin kendine güven duymasını sağlayan bir süreç. Bu çok önemli bir şey. Sayın Öztürk, uyuşturucu bağımlılığında Türkiye'de durum ne? Şimdi aslında uyuşturucu meselesi tüm dünyada en önemli sorunlardan, sosyal sorunlardan bir tanesi aslında. Çünkü uyuşturucuyu sadece bir bağımlılık olarak ele almamak gerekiyor. Bağımlılığın insan yaşamına kattığı eksileri de alacak olursak, insan yaşam kalitesinde ve üretkenliğinde oluşturduğu bozuklukları da ele alacak olursak aslında ciddi anlamda bir üretkenlik kaybı demek. Şimdi bu açıdan baktığımızda tabii Türkiye yine bir takım inanç ve kültürel farklılıklar nedeniyle birçok ülkeden çok daha iyi durumda. Bu iyi durumda olmamız, başkalarına göre iyi durumda olmamız tabii bizi bir rehavete sokmamalı. Çünkü biz de kendi içimizde olumsuza doğru gidiyoruz. Yani daha öncesine göre kıyaslandığında bu anlamda uyuşturucu madde kullanımının oranı anlamında bir maalesef artış söz konusu. Şimdi birçok saha çalışmaları, yapılan araştırmalar vesaireler var ama tabii bunların çok net bilgi olarak bize dönmesi çok kolay değil. Çünkü özellikle madde kullanımı ile ilgili bir takım
problemlerden dolayı insanların çok rahat kendilerinin bunu itiraf etmelerini beklemiyoruz zaten. Hı hı. Ama yapılan saha çalışmaları, tüm dünyada uygulanan bilimsel saha çalışmaları aşağı yukarı aynı metotla uygulanıyor. Bu metotlar, aynı metotlarla uygulanan çalışmalarda bizim oranımız dünya ile kıyaslandığında tabii ki az. Yani yaklaşık %2.7 gibi bir deneme ve kullanma oranı. Bağımlılık oranından bahsetmiyoruz. O daha farklı çıkar çünkü. Bir kullanma oranı var. Yani 15 yaşından sonra özellikle 60-65 yaşına kadarki süreç içerisinde. Şimdi buna baktığımızda bu oranın şu andaki düzeyi değil, geçmişle kıyaslandığında önemli. Giderek artan bir kullanım oranı aslında bizi de korkutuyor. Çünkü toplum dinamikleri değiştikçe, özellikle ülkeler arası sınırlar kalktıkça, insanların ülkelere ziyaretleri, bir ülkeye gidip gelme oranları arttıkça aslında bu dünya sorunu olmaya başlıyor. Sadece bir ülke sorunu olmaktan çıkıyor. Çünkü bu iletişim çağında işte insanların bilgisayar aracılığıyla, sosyal medyayla iletişim kurmaları, birbirleriyle etkileşmeleri nedeniyle de aslında çok kolay potaya girmeleri olumsuz anlamda mümkün. Bu nedenle aslında mücadele tüm dünyada global bir mücadele olarak seyretmesi gerekiyor. Bunun tabii polisiye tarafı da aslında global bir mücadelenin içerisinde olması gerekiyor. Ama biz daha işin koruyuculuk tarafında ve tedavi tarafında bunu konuşacak olursak da aslında bu noktada da bir birliktelik gerekiyor ki bu etkileşimler azalabilsin. Bizim özellikle Türkiye geneline baktığımızda bizim riskli diyebileceğimiz bir grup var. Ve bizim bu grup üzerinde çok mutlaka çalışmamız gerekiyor. Riskli grubu anlatırken de bir yaş riski var ki bu yaş riski daha çok gençler ve hatta maalesef şimdi günümüzde çocuklar. Yani özellikle çocuk Bonzai'nin evet, şimdi sonra, değil bu, mi? Bu şöyle bir şey, kolay elde edilebilirlik yaşın düşmesine neden oluyor. Yani eğer bir maddeyi siz kolay elde edebiliyorsanız daha erken yaşta da o maddeyle tanışmak mümkün oluyor. Yine daha ucuz elde edilebiliyorsa ki dediğiniz evet, özellikle dosyasını yapmıştık 2 liraya kadar satılıyor. Sentetik bir madde çünkü evet. Üretmek bu anlamda çok zor değil. Sentetik bir maddeyi ucuza ürettiğinde kişiler ucuz piyasaya sürdüklerinde de bu noktada çok kolay ulaşabiliyor. Çocuklara bile ulaşabiliyor. Bir kere bu yaş risk grubu çok önemli. Bunu mutlaka bizim bilmemiz ve o grupla ciddi çalışmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ergenlik öncesi dönemde riskli eylemlere merak çok fazladır. Yani genel anlamda fazladır. Bu riskli eylemlere merak da işte bir şey bir kere kullan bir şey olmaz. Arkadaşım bir dene dedi işte bir bu deneyelim bakalım ne olacak. Ben bağımlı zaten olmam. Ben kendimi koruyabilirim falan gibi. Çok basit bir eylemmiş gibi, basit bir olaymış gibi ele aldığı için çocuklar ve ergenler bu olayı çok kolay bağımlı olabiliyorlar. Bu anlamda bir yaş riski var. İkincisi riskli gruplar var. Yani bir şekilde sosyokültürel olarak da yaşadıkları yerler olarak da riskli gruplar var. Bu riskli grupların tespit edilmesi ve bunlar üzerinde mutlaka çalışılması gerekiyor. Yine risk dediğimiz riskli hastalıklar var. Bazı psikiyatrik problemlerde aslında yine madde çok yüksek. Madde kullanım ihtimali ve riski yüksek. Her türlü maddenin kullanımı, alkolle dahil olmak üzere yüksek. Bu anlamda bu grupla mutlaka çalışılması gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi bu riskli grubun yetiştirilmesinde aile ve eğitimcilerimizin çok önemi var. Çünkü bunların da bilinçli olması ve bu riskli grupla çalışırken onların da çok bilgili, donanımlı olmaları ve koruyucu anlamda ciddi rol almaları gerekiyor. Blue çağında çocukları olup da ben ne yapmalıyım, uyuşturucu kullanıyor olması gerekmiyor, neye dikkat etmeliyim, ne yapmalıyım diye yardım isteyen bilinçli ebeveynler var mı? Var. Şimdi ben kendim de bir çocuk psikiyatrisi uzmanı olduğum için bu anlamda klinikte, hastanelerimizde bu şekilde başvuran insanlar oluyor. Özellikle bir takım seminerlerde vesairelerde insanlar bilgilendikleri zaman çok daha kolay bu anlamda ulaşabiliyorlar ve soru sorabiliyorlar. Şimdi burada önemli olan ailelerin dikkat etmesi gereken husus şu. Bir kere her aile bu konuda alert olmalı. Yani uyanık olmalı. Tetikte olmalı. Benim çocuğum yapmaz düşüncesi temel yanlış düşüncelerden bir tanesi. Çünkü evet bizim çocuğumuza biz bir anlamda verdiğimiz mesajlarla güveniyor olabiliriz. Ama gerek okul ortamı, arkadaş ortamı, gerek sokak ortamı, hele gerekse şu anda maalesef bu sanal iletişim araçlarıyla insanların
herkesle çok kolay iletişim kurmaları, kim olduğu belli olmayan, yaşı belli olmayan, niyeti belli olmayan insanlarla çok kolay iletişim kurmaları nedeniyle ciddi anlamda bir risk grubu oluşuyor. Ve çocuğumuz ya da bizim gencimiz bu risk grubuyla nasıl iletişim kuruyor, kimlerle beraber, bunu çok iyi bilemeyebiliyoruz. O anlamda aslında uyanık olmak çok gerekiyor. Burada da biraz önce söylediğimi teyitler şekilde aslında birinci kaide çocuğumuz kiminle beraber bunu bilmek. Kiminle oynuyor, kiminle iletişime giriyor, kim arkadaşı ve ne yapıyorlar, nereye gidiyorlar, nasıl vakit geçiriyorlar, nasıl bir eylemleri var. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunu bilmeyen ailelerde, yani soru işareti olan ailelerde risk daha yüksek. Çünkü tekrar söylüyorum, zaten bu anlamda bu işin ticaretini yapan insanların da potansiyel olarak gördükleri grup bu grup. Yani anne babanın çok ilgilenmediği, anne babanın aslında çok güvendiği ve biraz başıboş bıraktığı, serbest bıraktığı, kontrol etmediği gençlere ve çocuklara ulaşmaya çalışıyorlar. Bu çok önemli bir husus. Ailenin alarmda olması, ama bu alarmda olmak, sürekli çocuğu bu anlamda baskıyı tutmak, baskıda tutmak ya da sürekli soru sormak demek değil. Bunu da yapıyor ailelerimiz maalesef, evet, bazen. Yani kullanıyor musun, ne yapıyorsun, ne ettin, ne, bu değil. Bu yakın takip dediğimiz, aslında çocuğun çok da farkında olmadan ne yapıp bittiğini, ne yaptığını, neler yaptığını takip etmek demek. Fiziki olarak gözlemleyebilecekleri bir... Tabii fiziki olarak da işte maalesef tabii bir takım özellikle damar yoluyla kullanılan maddelerde onu çok rahat gözleyebilirler. Hı hı. Ya da aslında temel şey şu, çocuklarında herhangi bir davranış problemi, farklı bir davranış gördüklerinde, farklı bir problem gördüklerinde, değişik bir davranış gördüklerinde ya da çocukların kendinden giderek uzaklaştığını gördüklerinde, işte odasından çıkmayan, hiç haberi olmadığı halde ailenin okula gitmeyen, işte devamsızlıklar gelmiş, ne oldu, ne bitti, nereye gitti, hiçbir bilgimiz yok, ders başarısı düşen, dersler iyiyken kötüye gitti, arkadaş grubunu hiç tanımadığımız ve değişik, yani sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz kişilerle arkadaşlık kuran çocuklarda zaten daha ön bir alarma geçmek gerekiyor. Sayın Başkan, herhalde şeyin de olumsuz etkisi var değil mi? Ergenlik çağına bağlı gelgitlere bağlamak ve dolayısıyla çok üzerinde durmamak da zaman kaybına neden olabiliyor, yanıltıcı olabiliyor herhalde. Evet, maalesef şimdi bizim bir aileler arasında bir genel düşünce vardır. İşte ergenlik dönemi geçer, evet, ergenlerde bunlar olur. Ergenlik dönemin çalkantısı, hani şöyle örnek vereyim, denizdeki normal bir geminin seyrini çok da etkilemeyecek bir çalkantıdır. Hı hı. Yani siz orada kayığınızla ya da geminizle çalkantılı da olsa gidersiniz. Ama eğer o çalkantı, o gitgeller çok yüksekse, artık bu ergenlik dönemi gitgelleri ya da çalkantısı demek değildir. Bu başka bir psikiyatrik bozukluğun, başka bir problemin habercisidir. Bu çok önemli bir şey. Bunu eğer biz yok sayarsak, o zaman dediğiniz gibi çok ciddi problemleri göz ardı etmiş oluyoruz. İşte ergen bunu yapar, ergen eve de gelmez gece. Evet. Okula gitmez, ne olacak, her çocuk okuldan kaçıyor. Sık yapar. Gibi. Algılandığı zaman o zaman işte problem göz ardı edilmiş olur. Size mi gözlemlendiği zaman, tanı konulduğu zaman bu tür, özellikle geçtiğimiz kış az önce söylediğim gibi bonsai kullanımının, evet, yaygınlığına bağlı olarak sokaktaki vatandaş da çok tanık oldu uyuşturucu krizlerine. Sokakta yaşı küçük gençlerin, çocukların. Ben de ailecek çocuklarım da arabadayken çocuklar görmeyecek şekilde eşimle uzaklaşmak zorunda kaldık. Bakırköy'de bir ara sokakta 4-5 çocuğun uyuşturucunun etkisi olduğunu gördük, ama nereye aradık? 112'yi aradık. Aklımıza ilk o geldi. Evet. Ne yapmalı? Nereye başvurulmalı? Şimdi aslında tabii bu anlamda ülkemizde bir yapılanmış kurumsal yapılanmalar, Sağlık Bakanlığı'nın daha çok dediğiniz gibi 112 acil servisleri, evet, filan. Bu bir şeydir, tedbirdir. Bu anlamda tabii eğer işin şey boyutu, hukuki boyutu, polisiye boyutu düşünecek olursa, bu anlamda polis de tabii dediğiniz yerde devreye sokulabilir. Hı hı. İşte kullanımla ilgili ya da şüphelenmeler söz konusuysa, aileler bir takım kişilerin bu anlamda çocuklarını kötü şekilde etkilediklerini düşünüyorlarsa ve bu anlamda bir satma vesaire zorlama varsa, bu anlamda polisiye tedbirler tabii, hı hı, getirilebilir. Sağlık Bakanlığı için tedavi kısmı tabii. Tedavi kısmına uygulanacak, ama aslında şimdi bizim Yeşilay olarak bir projemiz var. Bu projemizde de insanların işte biraz önce söylediğiniz, hı hı, zihinlerinde oluşan bir takım sorular, ne yapacağım ben, aslında nereye de başvuracağım sorusuna dahil olmak üzere. Biraz kaynağına yöneliyorsunuz. Bir anlamda insanların, evet, kafasındaki sorularını gidermek adına
bir çağrı merkezi oluşturuyoruz şu anda. Türkiye'de ilk defa, dünyada da çok örneği olmayan bir çağrı merkezi. Bu çağrı merkezinde, YEDAM adı altında, çağrı merkezinin amacımız şu aslında. İnsanlar kafalarında herhangi bir bağımlılık yapan maddeyle ilgili bir soru olduğunda, nereye gideceğim, ne yapacağım, nasıl tedavi ettireceğim, çocuğumda böyle bir şey var mı, nasıl gözleyeceğim, nelere dikkat edeceğim, neler yapmam gerekiyor, çocuğa bununla nasıl söyleyeceğim, nasıl iletişim kuracağım, hangi yolu, hangi yöntemi kullanacağım, nelerden şüpheleneceğim gibi binlerce insanların kafasında soru olabilir. Duruma göre de sorular çeşitlenebilir. Bu anlamda insanları aydınlatma amacıyla öncelikli olarak böyle bir çağrı merkezi şu anda kuruyoruz. Çok bitmek güzel. Üzere insanlar telefonu açtıklarında bu karşılarını bir bu konuda uzman, profesyonel bir psikolog bulacaklar. Bu kişi onlara yönlendirmeler yapacak. İşte siz şuraya başvuracaksınız tedavi açısından. İşte tedavi sürecinde daha sonra olup bitenlerle ilgili şöyle bir rehabilitasyon süreci gelişecek. Annenin sorduğu, babanın sorduğu ya da gencin kendi bu anlamda sorduğu sorular maddeyle ilgili, madde kullanımıyla ilgili, yan etkileriyle ilgili olabilecek her şeyle ilgili bir çağrı merkezi ve buraya dediğiniz şekilde ulaşabileceğiz. Onlar da ne yapmaları gerektiğini ailelere anlatacaklar. Yeşilay Derneği bunun duyurusunu yapacak tabii. Tabii bunu büyük bir duyuruyla insanımıza anlatacağız. Daha sonraki süreçte de bu tür özellikle madde kullanımından sonraki süreç de tabii çok sıkıntılı bir süreç. Evet, tedavi süreci ve tedaviden sonraki süreçte bazen sıkıntılı geçebilir. Bu anlamda da bir destek programı uygulayacağız YEDAM'da. Tedavide, madde bağımlılığının tedavisinde neredeyiz? Yeterli mi merkezler? Tabii bu yeterlilik meselesi görece bir kavram. Ama geçmişe baktığımızda bu anlamda özellikle alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili tedavi merkez sayısı oldukça arttı. Şu anda 13 ilde 22 merkezde tedavi merkezleri var. Bunların bir kısmında yataklı servisler de var. Bir kısmı ayaktan tedavi. Sadece alkol ve maddeye özel tedavi birimleri bunlar. Ha, bunların sayısı daha artmalı mı? Evet, daha artmalı. Ve özellikle yatarak tedavi noktasında sıkıntılarımız var. Bir de en önemlisi yatarak tedavi sonrasında rehabilitasyon anlamında bir takım sıkıntılar da gündemde. Yeşilay olarak aslında bizim kuruluş amacımızda bir rehabilitasyon süreci yoktu. Daha çok bilgilendirme ve önleme programıydı Yeşilay ama son tüzük değişikliğiyle Yeşilay bu anlamda da bir çaba içerisine girdi ve şu anda onun da projelendirmesini yapıyoruz. Bağımlılıktan sonraki süreçte insanların rehabilite edilebilmesi için neler yapılmalıdır? Denetim, nasıl bir yöntem uygulamalıdır? Buna dahil değil mi? Bu hepsi dahil buna. Bununla ilgili neler yapılmalıdır da Yeşilay şu anda çalışıyor. Çok güzel. Okullarda durum nedir Sayın Öztürk? Şimdi okulla ilgili yapılan farklı çalışmalar var, farklı sonuçlar var. Yine Yeşilay olarak önümüzdeki öğretim yılında biz Türkiye çapında çok geniş bir projelendirme şu anda yapıyoruz. Bir çalışma daha yapacağız. Genel anlamda bağımlılık oranları. Bütün toplumu, Türk toplumunun okul haritasını çıkartmış olacağız bu anlamda. Maalesef tabii durum okullarda çok çok iyi değil. Özellikle mesela sigara kullanımı konusunda neredeyse sigarayı deneme oranı %50'lerde falan, %45-%50'lerde. Bu da daha çok o lise öğrencilerle yapılan çalışmalar bunlar. Yani bu yüksek bir oran. Alkol neredeyse %20'lerde falan, bu da oldukça yüksek bir oran, deneme oranı ve şey oranı. Uyuşturucuya gelince, yani uyuşturucu olduğunu düşündüğü bir madde, bu sentetik de olabilir vesaire de olabilir. Madde kullanım oranı da %3'lerde, 4'lerde, bazen %9'larda çıkmış. Yani denemeden bahsediyoruz tabii, bir kez olsun deneme. Şimdi %9 dediğinizde neredeyse 100 öğrenciden, 10 öğrenciden bir tanesi böyle bir şeyi denemiş. Yani bu çok ciddi bir şey, ciddi bir rakam açıkçası. Şimdi bizim bu anlamda aslında burada çok önemli bir noktada Yeşilay devreye girdi. Şimdi şöyle bir şey vardır. Bütün sivil toplum kuruluşları, hepimiz uyuşturucu ile ilgili bir şey yapmak isteriz aslında. Fakat bu yapılan şeyler önleyicilik konusunda ne kadar etkindir hep tartışılmıştır. Tüm dünyada aslında tartışılıyor bu. Eğitim verelim, nasıl verelim? Hangi yolla verelim insanlara? Eğitim verirken zarar mı veriyoruz acaba? Eğitim verirken öğretiyor muyuz acaba? Gibi birçok tartışma tüm dünyada vardır. Bu anlamda bilimsel veriler ışığında biz bir modül geliştirmeye çalıştık ve bunu şu anda okullara verdik. Daha da özellikle
genişletip bütün okullarda, bütün çocukların sırasında olacak şekilde vermeye çalışacağız. Bu Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı dediğimiz, TBM dediğimiz bir program. Bu programın içeriğinde gerek öğrencilerin, gerek rehber öğretmenlerin, gerek ailelerin herhangi bir bağımlılık yapan maddeyle olan çocukların yaşına göre, yaş seviyelerine göre ilişkilerinde bir bilgilendirme düzeni. Bunun içerisinde kitaplar var, bunun içerisinde internet üzerinden kullanımlar var. İnternet üzerinden kullanarak bir anne, bir ebeveyn, bir rehber öğretmen ya da bir çocuk kendisi o yaş grubuna göre bir sağlıklı bilgilenme elde ediyor. Bu çok önemli. Çünkü eğer siz sağlıklı bilgilenmeyi, sağlıklı bilgiyi oluşturmazsanız bilgiler daha yanlış ve sağlıksız bir şekilde çocuğun zihninde yerleşiyor. Bunların nasıl verileceğiyle ilgili de dediğim gibi bir takım sıkıntılar olduğu için bizim bir bilimsel kurulumuz var Yeşilay olarak, hocalarımızdan oluşan, hepsi akademisyen. Bu farklı alanlarda, psikiyatri alanında, psikoloji alanında, sosyoloji alanında, eğitim bilimleri alanında çok geniş kapsamlı bir bilimsel kurulumuzun hazırladığı Türkiye Bağımlılık Mücadele Eğitim Programı, TBM Eğitim Programı şu anda halihazırda aktif. İzleyicilerimiz de tbm.org.tr'den girebilir, orada bir takım şeylerden yararlanabilirler. TBM mi Sayın Başkan? TBM, evet. Türkiye Bağımlılık Mücadele Eğitim Programı. Burada yapılan şey şu, dediğim gibi çocuğun yaşına göre, mesela ilkokul dönemindeki çocuklarda daha çok böyle sigara vesaire gibi alışkanlıkların daha ön planda olması ya da onunla ilgili bilinç geliştirmek adına o anlamda bir takım şeyler var. Sağlıklı yaşamla ilgili yine o yaş grubunda çocuklarda var ve yaş büyüdükçe özellikle bu uyuşturucu maddelerle ilgili bilgilendirme düzeyi artıyor tabii doğal olarak. Bunun okul rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere bir takım sağlıklı bilgilerin verilmesi anlamında kullanılması adına çok önemli bir proje aslında. Bu da yürürlüğe girdi. Yeşilay'ın çalışmaları konusunda da bilgilendirmiş oldunuz bizi. Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk, Sayın Öztürk çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda takipçisiz medya olarak paylaşmayı sürdüreceğiz. Katılımınız için de ayrıca teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Sayın seyirciler, konuğumuzla bitiriyoruz. Hafta sonu moderatörü gün boyu gelişmeleri almaya devam edebilirsiniz efendim 24 ekranlarından. Hoşçakalın.